İYİ Parti eski genel başkanı Sayın Meral Akşener'i Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Bu anlamda evet fotoğraflar yansıdı. Tokalaşma fotoğrafları da vardı. Bunun açıklamaları bilmiyorum. Resul Bey, sizin kulis bilgileriniz var mıdır? O size de geleceğim haliyle ama açıklama henüz yapılmadı. Öyle değil mi? Size sözü vermek istiyorum Resul Bey. Sonrasında diğer konuklarıma da vereceğim. Bir açıklama yapılmadı, basında paylaşılmadı. Sizce bu görüşme neden gerçekleşti? Niye gerçekleşti? İYİ Parti'nin bundan haberi var mıydı? Ya da bu gerçekleşmeyi kim istedi diye sormak isterim. Siyaset böyle bir şey. Dün birbirlerine saldıran siyasetçiler ertesi gün bakıyorsunuz pekala bir araya gelebiliyorlar. Hatta miting meydanlarında olmadık ifadelerle eleştiriler yapan, hakarete varan eleştiriler yapan siyasetçilerin gün geliyor böyle sanki arada herhangi bir muhalefet, eleştiri, kırıcı ifadeler yokmuş gibi tokalaşıp bir araya gelebiliyorlar. Şimdi Meral Hanım'ın da genel başkanlığı yaptığı dönem boyunca Başkan Erdoğan'a karşı ne denli sert muhalefet sürdürdüğünü hep biliyoruz. Bu şekilde görüşmesi, doğrusunu söylemek gerekirse benim için bir sürpriz oldu. Yani ben bu görüşmenin Tayyip Bey'den geldiğinde değilim. Zannediyorum, tahmin ediyorum daha doğrusu. Geldiği kanaatinde değilim. Zannediyorum, tahmin ediyorum daha doğrusu. Meral Hanım'dan böyle bir görüş talebi iletildi Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı da zaten 31 Mart seçimlerinden sonra diğer bütün siyasi partilerle bir yumuşama, bir normalleşme süreci başlattığı için geçmişte genel başkanlık yapmış olan Meral Hanım'ı da bugün saat 17'de kabul etti. Herhangi bir kulis bilgisine sahip değilim. Neler konuşuldu onu da bilemiyorum. Ancak geçmişte birbirlerini acımasızca eleştiren iki siyasi liderin bu şekilde bir araya geliyor olması Türk siyaseti açısından bence son derece olumlu bir tablodur diye değerlendiriyorum. İnşallah bütün siyasiler elbette ki fikirlerinden, düşüncelerinden ve hedeflerinden vazgeçmeyecekler. Ancak bu siyasi nezaketi elden bırakmamaları, bu toplumdaki gerginliği de alacağı için sadece o tokalaşma fotoğrafının tablosunun dahi Türk siyaseti açısından bir kazanım olduğunu değerlendiriyorum. Evet. Oral Bey, siz ne düşünürsünüz? Resul Bey'e katılır mısınız? Özellikle bu görüşmeyi sizce kim talep etmiştir? Bir anda gelişen bir gelişmeydi ya da bize yansıyan anlamda öncesinde duyurulmadı haliyle. Bugün sabah saatlerinde basına yansıdı. Nasıl değerlendirdiniz görüşmeyi? Ne konuşulmuştur sizce? Bey'in dediği gibi muhtemelen Meral Hanım başvurmuştur. Ama işin doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Meral Hanım'a bir teşekkür borcu var. Geçen 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Hanım'ın gitmesi, gelmesi, terk edip geri dönmesi en az 2 puanlık bir gerilemeye yol açmıştı muhalefet cephesinde. Bu belki de sonucu belirlemişti. Bu nedenle bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterdiği bu destek nedeniyle teşekkür etmiş olabilir. Yani o şekilde bir hani bir uzlaşı, evet, ya da parti içinde bir görev verilmesi, öyle bir cümleler ya da görüşme bu anlamda gerçekleşti diye düşünmüyorsunuz öyle mi? Yani başkanı ne yaptı? Şu anda Meral Hanım'ın arkasında bir siyasi güç yok. Evet. Üstelik de partisi giderek zaafa uğradı ve zayıfladı. Cumhurbaşkanıyla geçmişte çok ağır sert polemikler yaptı. Hatta bu polemiklerin ötesinde belki de MHP'nin başına Akşener'in geçmesini engelleyen en önemli desteği o zaman Cumhurbaşkanı vermişti. Hı hı. Bu nedenle benim kanaatim Tayyip Bey'e teşekkür etti. O şekilde bir görüşme.